Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamun aleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir yerdeyiz ki, bugün öyle şeyler göstereceğim size ki aklınız hayaliniz duracak. O kadar çok büyük uzak yerden geldik ki, çok kilometre yaptık, buralara geldik ve buraların şimdi ben size kısaca bir tarihini anlatayım arkadaşlar. Burası çok eski Rumların, Ermenilerin, eski zamanda Rusların, daha eskisinde de Osmanlı'nın yaşadığı bir yer. Şimdi burada biz dediğimiz gibi arkadaşlar, sözümüzde durduk, makinamızı ürettik. Muharrem abiyle beraber de şu anda buradayız. Muharrem abi bizim makinemizin üreticisi. Makineyi üretti. Makinemiz de arkadaşlar burada. Makinemiz süper pulse bir cihaz. Süper X1 pulse bir cihazımız var arkadaşlar. Muazzam derinliklere iniyor. Muazzam bir makine arkadaşlar. Bunların detaylarını size daha şimdi ilerleyen şeyleri de anlatacağım da. Önce yeri bir tanıyalım. Abi yerimiz üst tarafta dediğiniz gibi bir kilise evet, var. Üst tarafta bir kilise var. Üst tarafta. Burası da ayrıktan hem bir kilise. Bu şimdi az evvel, az sonra bakacağımız yerde de işte yol üzeri olan bir yerdir. Evet. Orada duvarları var dedin. Duvarlar var. Evet. Duvarlar var. Su çıkan bir yerdir. İşte şüphelenen bir yerdir. Burası dediğim gibi yani bayağı yaşantı olmuş bir alandır yani. Evet. Artık bakacağız yani. Şimdi buraları biz bu makineyle beraber araştıracağız. Yerin sahibi de yanımızda arkadaşlar. Yer tapulu yer. Hüseyin abi. Hüseyin abinin yeridir burası. Abi kendi tapulu yerin burası değil mi? Evet. Senin kendi tapulu yerin eski, çok eski dedelerinizden tabii kalmış buralar. Evet. Bu yerlerde de çok eski zamanlarda söylenen şeyler neydi abi? Eski burada daha evvelki şeylerden en son işte Ruslar burada yaşamış yani en son olarak. Evet. Onlardan sonra zaten Türklere geçtiği için ondan sonra artık Türk nüfusu yaşıyor burada. Evet. Ama tabii o zamanların dönemlerinde bizim Türk insanlarından beraber Ermenilerden de korkuluk, evet. Rumlarla da komşuluk yapılmış. Tabii yapılmış. Ama onlar bile eski Osmanlı'yı çok anlatmışlar. Şimdi Rumlarla bazı Rumlar Müslüman olan var. Evet. Türk olan var. Evet. Ama tabii ki esas Hristiyan olanlar kendi ülkelerine yani diğer taraflara göç etmiştir ama diğerleri de burada kalmıştır. Değil mi? Onların çoğu da zaten burada kaldılar evet. Yani. Yaşam evet. Olarak da tabii, kaldılar. Tabii. Ama Müslüman olarak kaldılar tabii, burada değil mi? Tabii. Beş vakit namaz kılarlar, oruç tutarlar. Değil mi? Tabii. Ben onları bazılarını da tanıyorum. Şimdi senin demene göre abi az önce de konuştuk. Şimdi onu da dile getirelim. Burada aşağıda büyük bir şey var. Kale kalması mı acaba orası? O aşağısı kale kalmasıdır. Buradan alttan doğru sahil yolunda eski patika yoldur. Yani eski tarihi at arabası yoldur. Yani değil mi? Yani sahilden yukarı at arabası olarak tabii, kullanılmış tabii, burası. Tabii. O zaman buralarda soygun da olmuş. Evet, evet, tabii. Evet. Eşkıya bölgesi tek de olarak doğru. Geçer burası. Tabii. Bu çünkü tek yol bir burada var. Bir de şöyle diyeyim 10 kilometre yukarıda var. Yani tarihi evet. Olarak çok zengin bir yerdir yani. Çok zengin bir yer abi de demin ne dediydin abi? Burada yol vurulurken kaç kilo para çıktıydı? Bir 12-13 kilo bir de 22 kilo kadar orada çıkmıştı. Bakır para. Ve o bakır paralar zaten zaman aşımına uğradığı için içine su girdiğinden hep oksitlenmiş çürümüştü. Çürümüşlerdi yani fazla hiç, bir değer kalmadıydı yok, onlarda aynı, ama. Aynı toprak olmuştu hepsi. Ama 12-13 kiloya yakın çıktıydı orada evet. Büyük küplerle beraber. Evet. Arkadaşlar duyuyorsunuz müthiş muazzam yerler. Ya buralarda yani gerçekten bulunmak bile çok iyi, çok güzel. Yani bu şeyi yaşamak bile çok güzel değil mi Muharrem abi? Bu heyecan bambaşka bir şey yani. Bambaşka aynı dediğin yani gibi. Şu anda aletlerimiz var. Evet. Yani ürettik. Gerçekten, evet, gerçekten çok başarılı. Ses yani, getirecek. İnanıyorum ben bu Muharrem abiyle beraber ki çalışmamız. Altında, yani yer altında bir şey kalmasın diyoruz yani. Kalmayacak abi. Yani. Yer altında her şeyi çıkarız. Şimdi arkadaşlar bu makineyi biz buraya getirdik. Çok uzak yerden de geldik buraya. Bu makineyle beraber biz burada aramalar yapacağız. Şimdi makineyi Muharrem abiyle beraber biz kendimiz tasarladık. Her şeyini yaptık. Çıkardık. Üreticisi de Muharrem abi. Muharrem abi makinemiz ne abi? Önce onu senin dinleyelim abi. Abi makinemiz şöyle diyeyim. Bu derin arama pulse cihazı. Yani 75'lik başlığı neden kullanıyoruz? Daha derine inebilmek için. Evet. Daha kütleli metaller için 75'lik başlığı kullanıyoruz. Evet. Noktaladığımız yeri de ufak metalleri de 32 başlığımızı kullanacağız. 32 başlığı da kullanmıyoruz. 32 evet. Başlığımızı da şöyle göstereyim. Şuradaki bizde var arkadaşlar. Şunun içerisinden bir çıkarayım onu ben. Şöyle ben de yardımcı olabilirim sana. Evet abi şöyle aldım. Şu şekilde bir evet. 38'lik yani ufak metallerde falan. Başlık. Yani evet. Şunu çıkarıp şimdi büyük
başlıkla beraber tespitleri yaptık mı? Şunu çıkarıp buna takıp daha kütlesel yerlere girip arkadaşlar şunun derinliğini ben size daha sonra da ben bunun videolarını çekip atacağım. Böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Muharrem abi gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir çalışma yaptı. Hatta sizi şimdi fazla bekletmeyeceğim. Biz yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Ve o kayanın olduğu yeri, kale duvarının olduğu yeri de ben size göstereyim. Bunları zaten daha sonra videolarda hepsini ben detaylı bir şekilde zaten size göstereceğim. Şimdi ne yapalım abi? Yavaş yavaş aşağı gidelim. Hem oraları çekelim. Tamam. Hem de oralarda aramalar yapalım. Bakalım neler çıkıyor abi. Hadi devam edelim bakalım. Hayırlısı diyelim bakalım ne bulabiliriz inşallah. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru inmeye başladık. İniriz de. Yani buralarda gerçekten hayvanlar da çok geziyor. Yer zaten. Yani buraya şöyle diyeyim. Ya bu definelerin var ya. Koyuldukları yerler. Ha böyle hayvanların hep geçtikleri yerler. Ya at, isim, insan geçmeyecek yerlerde defineler var. Ya bu defineleri insanlar öyle güzel yerler. Abi ağaç ne güzeldi ya. Abi bir de benim dikkatimi ne çekiyor biliyor musun Muharrem abi? Evet. Abi yıldırım düşmüş ağaçlara bayılıyorum. Evet öyle söylenti var. Niye biliyor musun abi? Yıldırım çekiyor onun dibini. Cao atıyor onu abi. Ağaç paramparça hemen giderim koşarım dibine. O tip yerlerin define çıktığı var yani. Var var abi çıkarıyorum ben ya. Ben acayip şeylerden alıyorum ya. Abi böyle var ya görsen beni Almanya'da yıldırım düştü mü bir yere hemen koşarım oraya. Yani o da şuradan kaynaklanıyor yani biz elektrikçi olarak bu manyetik alan salgıları için yani yıldırımı çekiyor ya. Yani. Aynen dediğin gibi abi. Yıldırımı çekiyor orası abi. Aşağıda çünkü büyük kütleler oldu mu ne oluyor çekiyor oraya güm düşüyor ya yıldırım. Yani böyle de defineler çıkıyor. Aa bak orada da var orada yıldırım düşmüş yerler de var. Ağaçlar kurumuş. Evet evet. Çok önemli yerler buralar şimdi. İniriz buraya fazla yani iniş de yok. Tarih kokuyor. Aynen öyle abi dediğin gibi gerçekten. Şu yolda da yolu baksana böyle baktığınız zaman sadece de hayvanlar kullanmış ha buradan normal evet, şeyler de geçmemiş. Domuzlar falan çok şey yapıyor bu batağı falan zaten domuz hayvanı çok sever. Evet evet domuz abi domuzların gittiği yerde define çok oluyor. Ben bunu kendim bizzat yaşadım yani gördüm de. Şimdi inelim oraya doğru. Evet, her şeyimiz hazır. Bak buralar hep full. Burası bak bu yol böyle şey yoldu. At arabası yoludur. Bu at arabası yoludur böyle gidiyor. Bu ta Rüzgâr'dan sonra. Ha bunlar sahilin üstleri tabi o zamanlar burada dolu olmadığı için buradan te şimdi, Karadeniz bölgesinden devam edildiler. Bu sahil yolu yokken burası şimdi sahil yolu açıldıktan sonra burası heyelan yaptı. Heyelan yapınca bak bu kadar çökme yaptı aşağıya. Burası böyle düzdü böyle o kadar şey değildi aşağı doğru indi o burası böyle dümdüzdü burası ah değil mi tabi o ağaçlara kadar dümdüzdü ondan sonra hafif böyle meyildi ta denize kadar aldar indi aşağı aldar indi aşağı indi aşağı heyelan olunca tabi yavaş yavaş da inme oldu buralarda şimdi bu en son heyelan yapan yer var burada evet burası da benimdir ondan sonra bakıyorum belki isimler ederler diye bekliyorum. Ödebilirler abi çünkü alt tarafı sahil yolu hemen. Çünkü sahil yolunun üzerinden bu zaten geçişleri zaten hep buralardan yapmışlar. 50 metre yukarıya kadar çıktı benim heyelan yapan yer. Ama tabi buralar hep senin. Buraların tabuları da hep senin. Buralar hep bizimdi. Tamam. Burada. Herhangi bir sorun yok. Abi oradan ırmak mı akıyor? Bu işte bu su işte buradan çıkıyor. Abi o zaman burası zaten bir dinlek yeri. Şimdi burası böyle at arabası böyle geliyor böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Şimdi bak burası olduğu gibi duvara bak. Görüyor musun? Olduğu gibi burada su yeri vardı. Böyle hayvanlar sulamak için insanlar sulamak su içtiği yerdir burası. Görüyor musun? Kayanın da altından çıkıyor burası. Siyal aldığımız bir yerde burası işte yani bizim şüphelendiğimiz. Buradan şüphelisiniz zaten abi ama buradan şu ana kadar herhangi bir şey çıktı mı? Yok. Yok daha müdahale etmedik. Müdahale etmedik yani. Ben, hava yağdı da buraya şey yapamadım. Buraya açacaktım böyle. Olduğu evet. Gibi burayı. Komple açacaktım. Burayı yakacaktım. Öyle kaldı hava yağdı. Peki abranın üst tarafında şey var mı abi? Ne? Aynı abla duvardan bir tane daha var mı yukarıda? Oraya vardı. Oraya da vardı da şeydi. Orada ince duvar vardı. Taş duvardan hani ufak taştan vardı. Burası ta buradan itibaren böyle havuzdu. Havuz. Ta oraya kadar, ta alt köşeye kadar. Alt köşeye kadar havuzdu. Burada
atlar, yani inekler, hayvanlar burada su içiyordu. Şura şöyle kapalıydı, şuradan su doldurup yukarı çıkaydı, hayvanlar su içiyordu. Su içiyordu, bu kadar yüksekti yani böyle. Abi biz hemen makineyi açalım. Bunun üstünden şu tarafa kadar bir temizlikler yapalım buraya. Ondan sonra hemen devam edelim buraya. Arkadaşlar biz şimdi hemen malzemelerimizi ayarlayalım. Şuraların temizliğini yapalım. Biz gelmeden önce isim neydi abi? Hüseyin abi zaten buralarda temizlik yaptı. Biz geleceğiz buraya diye. Şuralara kadar bir açıp şuraların, ama benim şüphelendiğim yer şuraya doğru bir yer. Çünkü şura toplu bir yer. Şura da olabilir şura. Şura da olabilir çünkü buradaki taşlarda da şimdi yosunlaşma falan var. Bunlara bir bakacağız ki acaba aşağıdan bir oksitleme bir şey yaptı mı? Çünkü aşağıdaki malzemeler oksitleme yapar suda. Ne yapar? Hava onu yukarı doğru verdikse taşta yosunlaşma yapar onları, bir de yeşilleştirir. Hemen şimdi arkadaşlar malzemelerimizi ayarlarız, makinemizi ayarlarız. Hemen devam ederiz ondan sonra. Arkadaşlar şuraları temizleyip makinalan beraber güzel sinyal da almaya çalışacağız şimdi. Temizleyelim de. Hem de şey yapalım. Hüseyin abinin de şeysi aynı. Jilet gibi kesiyor ya. Bilenmiş değildir ha. Abi bilenmiş değil mi? Abi nasıl bilenmiş değil? Abi adam tıraş olur ya. O bilenmiş ya. O özel yapımdır. Arazi adam belli oluyor. Nasıl belli oluyor? Görüyor musun abi? Ha. Onlar şey var ya, dikenli kol, ben hepsini kesiyor. O özel yapımdır. Normalde zaten bizim şimdi ürettiğimiz makineye bir yere çarptırsan da zaten o şey çıkarmıyor. Yani ebe eski, şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim ben, doğruya doğru adamlar dedektör çıkarıyorlar, aha şuna ha buradan değdirirsin onu hemen sinyal verir ya, değdirdin mi makineye makine sinyal vermeyecek. Muharrem abiyle beraber yaptığımız şey var ya, olağanüstü ya. Muharrem abiyle abi eli öpülecek adamsın ya gerçekten var ya abi. Şimdi bizim her zaman dediklerimiz gibi Karadeniz insanındaki mucitlik hiçbir yerde yok abi, yeter ki imkan olsun. Yani yeter ki bizde imkan olsun, önümüze açacak bir şey olsun, biz bunu yapacağız ya. Ben zaten dün akşam da bir saygıdeğer bir kardeşimle beraber görüştüm, Bitlisli. Birini de çağırıyor ya. İnşallah nasip olur bir gün gideriz de anlattım ona seni. Dedi Kabul abiyle bir şey konuşuruz akşam. Dedi ya böyle böyle, dedim imkanlar kısıtlı olduğu için bazı şeyleri dedim tam dedim yayınlamayız, biz buna tam gireceğiz. Senin çektiğin videonun bir tanesini attım ona, uşak şok oldu. Abi diye, bunu diye görmem lazım. Dedim dur daha üretiyoruz, daha üretelim onu bir çıkaralım da. Bugün gelen müşteriler şunu diyor bana telefonda. Abi biz geldik ki senin yaptığın aynı derinlikleri biz buraya kendimiz denediğimiz zaman görebilecek miyiz? Bak, bu görecek tabi, görecek tabi. Adam şimdi geliyor kaç kilometreden, şimdi bu cihaz o derinliklere inmese, şimdi o adama biz gösteremeyecek olsak onu veya kendisi denediği zaman o derinliklere inemedikten sonra bu ne olur? Bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Kimse kimseyi kandırmaması lazım. Aynen öyle. Kimse kimseyi kandırmayacak ya. Direkt ne varsa göstereceğiz. Bir bakalım şimdi. Önce buraya şüpheleniriz. Şuraya bir bakacağız. Bakalım ne çıkacak, ne yapacak. Şimdi her şeyimizi bir ayarlayalım arkadaşlar. Hemen devam ederiz gene. Şimdi arkadaşlar makineyi hazırladık. Şurayı şu tarafa doğru temizledik biz komple. Şu alanı aldık. Önce şu alandan şey yapacağım. Bak yaklaştırayım. Alayım beni buradan. Büyük ve stabil. Şimdi başlayırız. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Abi üstü, üstten aşağı doğru komple şey yapacağız. Makinamız açık. Hassasiyetimiz full. Kenarlarını da ayarladık. Şimdi bakalım. Şuraları da şöyle. Bir bura bura aşağılara doğru gelelim. Şimdi bunu takmamızın sebebi daha derin yerleri alabiliriz mi bununla beraber? Derinde bir şey varsa derindekini hemen alalım. Ona göre şey yapalım da. Aha, burada bir şey var, dur. Dur. Muharrem abi, orada güzel bir sinyal var abi. Nasıl abi? Çok hızlı metal olmasa da normal bir sinyal var orada, evet. Şöyle şey yapayım şimdi. Oo, güzel.
Evet. Evet. Biraz içe doğrudur anladığım kadar sinyal. Herhalde sinyal derin içeri doğru gidiyor ya abi. Evet, evet, aynen. Değil mi? Evet, aynen. Evet. Bak 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 küreye nasıl vuruyor bak. Görüyor musunuz abur ya? Makina. Şey. Neyse dur şimdi aburayı. Tam tespit edeyim. Umarım abi. Benim tahminim abi. 1 metre aşağı 1 metre içeri gireceğiz herhalde. Hemen hemen yakın, 1 metreye yakın tahmin ediyorum. Değil mi? Çünkü biraz derinden sinyal bak, geliyor. Bak. Çünkü az daha yukarıda olsa şimdi 1.5'a insaydı sinyalin şeysi biraz daha şey yapabilirdi. Şimdi farz edelim ki 1 metrede şu anda. 1 metre olarak hesaplayarak onu. Bak. Evet. Yani 1.5'a kadar da zorlayabiliyor orayı. Ben ne yapayım? Şurayı üst ve alttan açmaya başlayayım abi buraya. Evet, buraya bir başlayalım. Hemen hemen başlayalım oraya bakayım ne oluyor. Hadi bismillah diyelim bakayım inşallah güzel bir şey alırız oradan. Abi makinayı buraya bir güzelce bir koyayım ben. Bunu oraya koyalım. Şimdi oraya kazıyacağız. Hadi sen bunu al oraya. Oraya temiz yere koy onu. Bir şey olmasın. Hemen oraya bir başlayayım ben bakayım. Buraya levye alayım. Levye'yle beraber gireyim de buranın arkası da sanki abi boş gibi görünüyor ya. Taş, kaya aralıkları. Abi kayayı doldurup araya doğru soktular herhalde. Tamam hemen başlayalım buraya. Alayım levyeyi. Murç bir şey lazım mı? Yok. Ha buraya hemen başlayalım. Abi dikkat et de oradan taş gelmiyorsun sana. Tamam. Şurayı alırım. Evet. Evet abi nedir? Para mıdır? Yok. Güzel de bir şey sana benziyor. Papuk ama. Evet. Buraya alayım. Alayım da. İçeri doğru bir kiralım bakalım. Bu taşın arkasına sanki koydular bir şey. Taşın arkasında ne var acaba? Şimdi burayı yıkı da. Bir metreye geldiğine göre şurayı aldık. Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Aynen, aynen. Biz kapağı alacağız oradan. Haydi bakalım. Adamlar ya o zaman içinde duvar nasıl duvar yapmışlar? Abi ne kadar sağlam duvar yapmış adamlar ya. Şimdi oraya da geleceğiz. Daha burada bir boşluk buldum. Bak. Görüyor musun varım abi? Evet evet. Bak nereye gideyim? Tam oranın şeysine gel. Tam da o hizada ha. Şimdi tam gelmeye başladı. La Muharrem abi dedim abi küp müdür la? Arkasında var. Orada bir şeyimiz var yani o belli. Değerli bir, değerli bir şey var orada ama. Evet, bakalım. Bakalım ne çıkacak oradan. Şimdi bu boşluğu nereye alıyor onu görmem lazım. Oo sarı toprak tamam. Umarım abi. Görüyor musun şey kayanın şeysi ne? Evet değişik bir şey. Bak ha buradan devam ediyor şimdi bak. Ha bu aynı. Ne kadar indik 1 metre indik.
Araçları bir alalım da. Bayağı ilerledim. Biraz daha içeride olması lazım. Şimdi buraya arkaya doğru girmeye çalışıyorum abi. Umarım abi istersen sen şeyle beraber burayı aç. Şu tarafı da aç, buradan komple girelim ona. Tamam, öyle yapalım. Şimdi abi taşları da alalım buradan da. Tamam, dikkat edin. Aa, burada var bir tane taş. Ha, bak abi ha. Abi aynı taş abi. Bak abi, buradan takarsan belki çıkar ha. Tamam, şunu bir alayım. Şunu tamam. Bir alayım. Evet, hep koyma taşları belli. Yığma, hep yığma yapmışlar buraya. Aa, baksana buraya, bak arkasına bak. Gelin sana hadi. Hep şey. Abi dur bakayım abi, küp parçası mıdır? Yok. Aha bura. Şey alalım, dedektörü alalım, o buraya bir daha tutalım abi. Vuralım bakalım. Geldi mi daha mı ineceğiz abi buraya aşağı? Çünkü nereden baksan burada bir metreden de fazla indik buraya aşağı. Ali ver oradan dedektörü bakalım. Ha böyle çapraz, ha böyle de tutabiliriz oraya abi. Tamam. Böyle de tutarsak daha iyi algılama da yapabiliriz. Belki içeri doğru da şey yaparız. Aslında biz 38'lik başlığı da geçseydik. Şimdi işte bak arkadaşlar, biz 38'lik başlığı o yüzden şey yaptık. Böyle yerlere girdin mi tak 38'lik başlığı gir içeri. O zaman daha şey oluyor. Ama büyük kütle yerlerde 75'lik başlık daha iyi. Açık mı abi? Hemen buraya doğru bir dalalım. Şuraya ben biraz daha bir düzenleyeyim. Tabii açayım burayı. Daha stabil bir şekilde içerisine bakabilelim. Çünkü arkaya kadar şeyler çıktı. Aha, bu nedir ya? Var mı abi? Bakalım, sesin herhalde yanaştık ya. Yanaştık herhalde abi, dur. Sen bir bak abi oraya bakın. Ayağıma da çamur gitti. Evet ya, şu anda algıladık abi. Algıladık evet. Değil mi? Yakındayız. Evet, şu anda. Şöyle çekileyim, beni dalmasın da. Evet. Şu anda tamam. Hedefimiz yakınlaştı yani. Tamam. Hemen abi bakarız oraya. Tamam. Hemen abi buradan. Şimdi de marama babriye, şimdi tam baktın mı abi? Şimdi buradan mı, üstte mi, şeyde mi? Böyle biraz da alta doğru. Alta doğru muydu? Alta doğru. Dur abi, o zaman abi böyle azıcık hata açayım. Aha. Görüyor musun abi? Sinyali verdi. Ha, sinyali alırız. İyi de bir sinyal. Küp mü var burada ya? Bu kayaya falan bir al bakalım orada. Bunu bir takayım da. Sanki bir şeye vurdum gibi geliyor onu da. Oo abi gel. Muharrem abi. Zannedemedim abi. Gel. Abi buraya bak. Oo çok güzel ya. Yani bunu buradan gördü yani. Dedektörle gördü bunu ya. Bak abi küçük Mahdi. Hüseyin abi gel. Gel abi. Dur. Kameralarım yanında yakın göstereceğim. Bak. Oo. Çok güzel bir şey ya. Dur abi, durun alalım içeri bakın. Al bakalım onu oğlum. Meryem Ana'nın heykeline benziyor bu. Bu Meryem Ana değil abi. Meryem Ana değil. Ya değil o değil. Meryem Ana değil de bu başka bir şey. Bu ne böyle? Neyse, o temizlendikten sonra belli olur. Ama güzel bir şeye benziyor. Heykel ama. Evet. Heykel ama. Değerli de bir heykele benziyor herhalde bu. Dur kamerayı takayım ben.
Onun devamı da vardır o zaman. İlla ki vardır. Şimdi, ama ben sana bir şey diyeyim mi? İçeride sanki akrep var. Akrep olabilir mi? Olabilir yani. Bir dakika otları bir toparlayalım öyle. Bak bak bak. Evet, akreptir. Evet, evet, akrep. Bak gördün mü? Akrep çıktı oradan. Evet. Dur arkadaşlar ben size yakından göstereyim. Bak bu bunun şeysidir ha. Koruyucusudur. Bak şimdi. Hem de yavru ya. Sen abi Allah'ın işine bak. Ne kadar da temiz duruyor. Aldık malzemeyi oradan akrep çıktı oradan. Bak olayın efsanesine bak ya. Bak. Siyah akrep çıktı ya. Defineyi aldık. Simsiyah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aha da çıkardığımız malzeme. Heykel. Abi heykel sanki Hitit dönemine benziyor ya. Hitit dönemi şeysi de olabilir. Belki Ermeni dönemi de olabilir ama abi akrebin çıkması beni çok şaşırttı ya. Görüyor musun abi bunu? Hemen şey çıkarıyor bize. Ne kadar enteresan değil mi abi? Evet evet çok enteresan. Bunu öldürmeden bir kenara koymamız lazım. Bunu öldürmeyeceğiz abi. Tamam onu bir kenara koyalım. Ona bir özü besmele çekelim abi. Şöyle kenara koyayım da. Atalım bunu öyle kenara. Arkadaşlar görüyor musunuz abi buraya? Bak tam içeriden çıktı simsiyah akrep. Akreplerin de malzemeyi aldık. Bir yıkayayım onu şimdi. Orada. Ha burada su var. Su akıyor ya burada. Bunu bir yıkayalım da. O karşıya geç. Karşıdan yıkalım. Dur dur. Bunu çıkarayım. Ha orada su akıyor. Aa burada güzel abi ya. O orası bozulmamıştı. Burası da böyle yalaktı. Yani... Abi burası daha güzel. Bu nasıl bir şey böyle? Yani çamurun içinde yani paslanmış çok. Muharrem abi. Abi sanki altın ha. Abi. Ama çok kararmış. Ha burada yaprak alayım mı? Düşük ayar da karardı ama. Düşük ayar da karardı. Bu çok senedir orada duruyor. Normalde altın kararmaz. Pirinç de olabilir belki ha. Ama çok güzel bir şey ya. Allah Allah. Arkadaşlar şuraya baksanıza ya. Ne kadar enteresan bir şey. Malzemeyi çıkardık. Çıktı oradan akrep. Yani hep beni buluyor zaten böyle şeyler. Akrep, örümcek. Bilmem ne. Hep beni bulur. Ama heykel güzel. Muharrem abi heykel mühürlü. Evet heykel mühürlü abi. Mühürü var heykel. Güzel heykel. Çok güzel, çok güzel. Bak. Bak. Abi dikenler eyvah tay bana. Bütün bu kadar macerası olsun da. He? Bütün bu kadar zahmet olsun ya. Belim de ağrıdı. Görüyor musun abi? Bak abi buraya. Evet. Aa burada tipte evet. Bacakların arasında evet. Mühür var. Arkada da var aynı. Aynı şekilde şurada da. Mühürlü bu. Mühürlü müthiş bir şey ama çok güzel ya. Hani bunun dedektörünü de o taraftan oradan algılaması müthiş yani. Abi bu kadar küçük bir yani bu kadar küçük bir malzemeyi bak şu kadar bir küçük malzemeyi biz hemen hemen nereden baksan bir metreden aldık onu. Metre tam da hesapladığımız gibi. Yani bir metre olmasa bile yakın mesafe yani. 80-90 santim hemen hemen evet. Bir metre abi. Aa burada. Evet evet. Yani şu üstten başlığı da nereden baksan bir 10 santim yukarı kaldırdık. Yani bence çok şey yani dedektörün stabilliği güzel. Oraya bir daha tekrar tutalım. Abi bura o zaman içeri doğru gidiyor. Burayı kazacağız. Öyle mi yapacağız? Mecbur kazacağız burayı. Mecbur kazacağız. Burada vardır bir şeyler. Şimdi eğer bu buradan çıktıysa bunun dönemini bulmamız için burada mecbur bu döneme ait bir şeyler daha vardır. Bu tek olmasa gerek. Çünkü benim de dikkatimi çekiyor yani. Biz ne tarafa tutmadık abi burada? Şu tarafa girmedik değil mi abi ağacın evet. Olduğu tarafa? Ne yapacağız biliyor musun abi? Biz bunu bu şekilde alacağız.
Abi ağacı mağaza buradan komple kaldırıp bu tarafa doğru tutmamız lazım. Şuraya doğru girmemiz lazım. Çünkü ağacın üstünden tutamadık orayı. Tamam. Hey Hüseyin abi, sen ne düşünüyorsun abi? Aynı dediğin gibi. Ağa geliyor zaten bak ha. Onları bir kaldıralım o zaman. Tamam dur o zaman. Ben abi videoyu ya burada keseyim. Bu videoyu ya bu şekilde ben paylaşayım. Ondan sonraki videoda da buranın açılışını çekelim. Ben abini size arkadaşlar bir yakından göstereyim. Dur. Hemen buna bir yakın çekim yapayım. Bana hep sorarlar. Bulduğum malzemeleri yakından gösterdi de ben çekerim abi böyle. Benim için de güzel oluyor. İzleyen insanlar için de güzel oluyor. Çok güzel şeyler yani. Baksana buna ya. Ne kadar enteresan bir şey. Aa burada mühürü var. Bak bak. Tam bacakların arasında arkadaşlar mühürü var. Bir de ön tarafta mühürlü. Yani bu şöyle bir şey. Bu bayan mağarat yerini önden kapatmışlar. Tek bir göbek deliği yapmışlar ama bu bir ölünün şeysi abi. Bu bir ölünün şeysi. Hey Hüseyin abi sen ne diyorsun lan? Buraya baksana abi. Bu sanki mezara yatırılmış bir ölüyü temsil eden bir şey. Evet. Aynen. Bak şurada öyle. Da şeyleri var. Mühürleri var. Evet. Aynen. Ama öyle. Ben bunun devamını şimdi arayacağım burada. Orada yıkadım onu. Onu bulduğun istikamette. Ama akrep çıktı oradan abi ya. O devamında vardır. Muhakkak bir şey vardır. Akrep çünkü... akrep varsa abi belki şey olabilir mi? Koruma olabilir mi? Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Hüseyin abi. Koruma. Dur ben burayı bir kapatayım da ondan sonra sana bir şey diyeceğim ben. Anlatacağım sana şimdi şeyi. Mevzu nedir? Abi güzel bir şey arkadaşlar. Ha, size de çektim gösterdim. Arkadaşlar buradaki aramalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yani ne yapacağız? Aman abi dikkat et de. İşte dikkat edin. Bak girdiğimiz yer şurası. Geldiğimiz yer şurası. Hüseyin abi burada güneş nereden doğuyor abi? Güneş abi taraftan doğuyor ya buradan batıyor değil mi? Evet tam arkamızda. Ya tabii ki tam buradan geliyor. Buraya abi böyle tam doğu batıyı aldık mı? Diğer tarafımız oluyor deniz. Denize geliyor o tarafı. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Şimdi diğer tarafı da açmaya başlayacağız. Akrep de gitti. Bu tarafı şimdi temizleyip bu tarafı hemen açmaya başlayacağız. Şu tarafın üstünden şu arkaya kadar yani şu ırmağın oraya kadar gelen yeri komple arayarak sizlerle beraber oradan ne çıktı ne yaptı hepsini paylaşacağız arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.